Kahramanmaraş biliyorsunuz ki depremin merkez üssü bir şehirdi. Ve ihracatta da şu an belli bir oranda doğal olarak üretimsel faaliyetleri zaman içerisinde devreye aldığımız için bir kayıplarımız yaşandı. Ağustos ayı ihracatına baktığımız zaman %32'lik bir düşüşümüz var. Yani yaklaşık 124 milyon dolardan işte 86 milyon dolar seviyelerine düşmüş bir vaziyette aşağı yukarı. Ve yine geçen yılla 2022 yılı ile 2023 yılının Ocak ve Ağustos ayını değerlendirdiğimizde de yaklaşık %35 bir ihracat kaybımız var. 995 milyon dolardan 647 milyon dolar seviyesine düşmüş bir vaziyette. Tabii en çok biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ın kümelenmesi olduğu tekstil ve çelik mutfak eşyaları sektörü ve organize sanayi bölgelerimizde de aşağı yukarı bu sektörlerimiz ağırlıkta. Üretimsel faaliyetler de bundan dolayı da gecikmelerden dolayı bir ihracat düşüşümüz söz konusu. Evet. Kahramanmaraş 5 tane aktif organize sanayi bölgesi bulunan yaklaşık 10 organize sanayi bölgesine sahip güçlü bir sanayi kenti. Depremde çok ciddi ağır yara ve hasar almasına rağmen en çok ve en hızlı toparlanan şehirlerden de bir tanesi. Burada tabii sanayi kültürüne sahip olması, yoğun bir sanayileşmenin olması bu çok önemli şehir açısından. Burada Allah var, depremin ilk anından itibaren hem küçük sanayicilerimiz olsun, hem ticari erbaplarımız olsun, hem büyük sanayicilerimiz olsun kendi iş yerleriyle alakalı çok ciddi inisiyatif almışlardır ve iş yerlerini de ayağa kaldırmak için çok ciddi çaba ve gayret içerisindeler. Biz de ticaret ve sanayi odası olarak biliyorsunuz ki 6 Şubat'tan itibaren tamamıyla sahada özellikle sanayicilerimize yönelik, küçük iş yerlerine yönelik, küçük sanayi sitesindeki esnaflarımıza yönelik çok ciddi hamleler yaptık. Ekonomimiz şu an tabii ki toparlanma seviyesinde. Ama bu birdenbire tabii ki olmuyor. Olacak gibi değil. Yavaş yavaş hem küçük sanayi sistemimiz olsun, hem organize sanayi bölgelerimizdeki bu yara ve hasarlar olsun sarılmaya başladıkça Kahramanmaraş ekonomisi de eski şaşalı günlerine dönecek. Kavlukla organize sanayi bölgemiz bizim sanayi bölgeleri içerisinde en az hasara sahip olan organize sanayi bölgemiz. Ama bunda bile yaklaşık bir %20 hem üretimde hem de iş gücü olarak bir kaybımız var. Verilere baktığımız zaman yaklaşık 2300 kişi gibi bir kaybımız var. Ama hızlı toparlanan bir sanayi bölgemiz, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi ve özellikle tekstil ve çelik mutfak eşyalarının yoğun üretildiği bir sanayi bölgemiz. Ama buna rağmen de çok hızlı toparlanan sanayi bölgemiz. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş 2022 yılında 1,5 milyar dolar ihracatla kapatmış ve 30 milyar dolar işlem hacmine sahip bir şehirdi. Bu seneki bu kayıplarımıza rağmen inşallah aşağı yukarı hedefimiz yine 1 milyar dolar seviyesinde ihracat rakamlarıyla şehrimizi taşlandırmak olacaktır.